Herkese merhaba. Bu videoda YouTuber olmak isteyenlerin hangi uygulamalara ihtiyaçları olduğundan ve indirmeleri gerektiğinden bahsedeceğim. Ama videoya geçmeden önce aşağıdan kanalıma abone olup yanında çıkan zil butonuna tıklarsanız bundan sonra paylaşacağım bütün videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Hadi şimdi videoya geçelim. Videonun başında duymuş olduğunuz gibi bu videoda YouTuber'ların ihtiyaçlarını karşılayacak bütün uygulamalardan bahsedeceğim. Ve bazı uygulamalarda size iki opsiyon sunacağım. Biri ücretli, biri ücretsiz olarak. İlk programımız bir kayıt alma programı. Ücretsiz olan uygulamamız OBS. Aslında burada ücretli olan uygulamadan bahsetmesem bile olur. Çünkü OBS ücretsiz bir programa göre oldukça iyi. Hatta OBS Klasik yerine OBS Studio'yu indirmeyi tercih ederseniz yayın bile açabilirsiniz bu programdan. Ama o konulara hiç değinmeyeceğim. Eğer ki nasıl canlı yayın yapılacağını merak ediyorsanız sağ üstteki i butonunda nasıl canlı yayın yapılır videoma gidebilirsiniz. O videoda nasıl OBS ile canlı yayın açılır onu gösteriyorum. OBS direkt kendi sitesinden, hatta açıklama kısmında linki de bulunuyor, ücretsiz bir şekilde indirebiliyorsunuz. Ama az önce söylediğim gibi eğer ki canlı yayın açmak sizi ilgilendirmiyorsa direkt OBS Classic'i, yani daha basit olan versiyonu indirebilirsiniz. Ama sitesine geldiğinizde, buradan aşağıya indiğinizde "Is no longer supported or maintained. Please use OBS Studio for new projects." Yani desteklenmiyor artık bu klasik versiyonu ve herkes YouTube Studio'ya geçiyor. O yüzden size tavsiyem direkt OBS Studio'yu indirmeniz olacaktır. Şimdi biraz OBS'in özelliklerinden bahsetmem gerekirse aslında OBS bize bayağı bir seçenek sunuyor. Mesela bir oyun videosu çekmek istiyorsanız direkt oyun yakalama özelliğiyle bir oyun videosu çekebilirsiniz. Veya onun yerine direkt ekran yakalama ile ekranınızın kaydını alabilirsiniz. Hatta direkt kameranızı ekleyip full ekran bir şekilde bütün ekranda böyle direkt kendinizi kayıt altına alabilirsiniz. Ve bir de eğer ki Facecam ile oyun videosu çekmek istiyorsanız oyun yakalama ile Facecam'ı aynı anda ekleyebiliyorsunuz ve Facecam ile bir oyun videosu çekebiliyorsunuz. Ücretli olan ekran kaydetme programından bahsetmeyeceğim çünkü OBS bence oldukça yeterli bir YouTuber için. Ama illaki bir isim istiyorsanız size önerebileceğim ücretli bir program Bandicam. İkinci olarak ihtiyacımız olan program bir ses kaydetme programı. Burada ücretsiz sunmayacağım çünkü sadece bir tane program var ve bu oldukça da yeterli ve güzel bir program. Çoğu YouTuber'ın kullandığı program. Bu programımız Audacity. Tabii az önce bahsettiğimiz OBS programı ile de ses kaydı alabiliyorsunuz. Ama tabii ki de Audacity'nin bize sunduğu kadar özellik sunmuyor. Bu arada Audacity sitesinden ücretsiz bir şekilde indirdiğimiz bir program. O yüzden indirme linki açıklama kısmında olacaktır. Direkt buradan gelip indirebilirsiniz. Audacity'de aslında bir sürü seçenek bulunuyor. Sesinizin üzerine bir sürü değişiklik ve efektler kullanabiliyorsunuz ama benim ve çoğu YouTuber'ın bu uygulamayı kullanma nedeni gürültü azaltma özelliği. Audacity ses kaydımızın aralarındaki arka plandaki gürültüyü azaltabiliyor. Mesela benim bilgisayarımın fan sesleri normal bir kayıtta duyuluyor ama Audacity'den gürültü azaltma yaptığımda o fan sesleri kayboluyor. Şu an siz de zaten duymuyorsunuz bu fan seslerini. Ama ben duyuyorum. Audacity hakkında daha detaylı bir video istiyorsanız sağ üstteki i butonundan kanalımın ilk videosu olan Audacity eğitim videoma gidebilirsiniz. Kısacası Audacity ile kötü bir mikrofondan aldığınız ses kaydını bile kaliteli bir şekilde getirebiliyorsunuz. Sıradaki olmazsa olmaz uygulamamız bir video düzenleme uygulaması. Size sunacağım ilk opsiyon ücretli opsiyon. Video düzenlemede benim, çoğu YouTuber'ın ve çoğu profesyonelin kullandığı program Adobe Premiere Pro. Şimdi neden ücretsiz program varken biz ücretliye para ödeyelim diyorsanız size verebileceğim en kısa ve en net cevap kalite. Boşuna bu programı çoğu profesyonel tercih etmiyor. Bu program bize bir sürü seçenek sunuyor. Videolarımızı daha kaliteli bir şekilde düzenleyebiliyoruz ve daha profesyonel bir sonuç elde edebiliyoruz. Ben yıllardır Adobe Premiere Pro kullanıyorum ve böyle de devam etmeyi planlıyorum. Sadece belirli bir süreliğine Camtasia Studio kullanmıştım ve o da gayet de güzel bir program ve yeni başlamayı düşünenler için ideal bir program. Sitenin linki her uygulamada da olduğu gibi açıklama kısmında bulunuyor. Şimdi öyleyse ücretsiz opsiyonumuza gelelim. Aslında şu an az önce söylediklerimin bir kısmının üstünü çizebiliriz. Çünkü şu an bahsedeceğim program oldukça profesyonel ve büyük işleri çıkarabileceğiniz bir program. Ama işte küçük bir eksiği var. Sistem. Evet. Eğer ki sisteminiz bunları karşılıyorsa bu ücretsiz programı rahat ve kolay bir şekilde kullanabilirsiniz. Bu arada bahsetmeyi unuttum. Programımızın adı DaVinci Resolve. Bu programda ücretsiz bir şekilde kendi sitesinden indirilebiliyor. O yüzden açıklama kısmında linki bulunuyor. DaVinci Resolve aslında renk ayarları yapmak için, yani color grading yapmak için profesyonel bir program. Ve çoğu profesyonelin de kullanma nedeni bu. Eğer ki sisteminiz DaVinci Resolve'u kaldırmıyorsa ama Adobe Premiere Pro'ya da para vermek istemiyorsanız sağ üstteki i butonundan 3 tane ücretsiz video düzenleme programı gösterdiğim videoma gidebilirsiniz. Bize gerekli olan son uygulamamıza geldik. Videolarımız için küçük resim gibi tasarımları yapmamıza yarayan bir uygulama bu. Size sunacağım ilk opsiyon ücretli olan opsiyon. Video küçük resmi gibi tasarımlarımızı hazırlayabileceğimiz program Adobe Photoshop. Ve aslına bakılacak olursa video düzenleme programlarının aksine Photoshop'un ücretsiz bir rakibi pek de bulunmuyor. O yüzden bu durumda Photoshop'u kelimenin tam anlamıyla kalitesinden dolayı seçiyoruz. Şimdi Photoshop gerçekten de gerekli mi diye soracak olursanız Evet, gerekli. Çünkü videolarımızın küçük resimleri dikkat çekici ve kaliteli olmalı ki en başında izleyici videomuza tıklasın. Yani bizim güzel bir küçük resim hazırlamamız gerekiyor. Şimdi ücretsiz opsiyona gelecek olursak elimden gelenin en iyisini yaptım ve bulabildiğim en kaliteli uygulamayı bulmaya çalıştım. Bulduğum program ise GIMP. GIMP Photoshop'ta yapabileceklerinizin büyük bir kısmını yapabilmenize yardımcı oluyor. Şimdi GIMP Photoshop'un yerini tutar mı diye soracak olursanız tartışılır. Ama bana kalırsa tutamaz. Sonuçta ben grafik tasarımla ilgilenen birisi olduğum için işlerimi mümkün olduğunca en kaliteli şekilde yapmaya çalışıyorum ve bu sırada da kullandığım uygulamaların en kalitesi olmasına dikkat ediyorum. Bu arada size uygulama dışında sunabileceğim bir seçenek daha var. Bir site. Yani tasarımlarınızı bir uygulama yani bir program üzerinden yapmak yerine bir site üzerinden yapabilirsiniz. Sitemizin adı Pixlr. Açıklama kısmında sitenin linki bulunuyor. Sitenin arayüzüne baktığımızda Photoshop'un aynısı gibi olduğunu görebiliyoruz. Çünkü zaten aynısını yapmışlar. Pixlr'ın paralı versiyonları da bulunuyor ama ücretsiz versiyon bence oldukça yeterli. Pixlr'ın asıl güzel yanı bilgisayarınıza hiçbir şey indirmeniz gerekmiyor. Direkt siteye girip tasarımlarınızı yapabiliyorsunuz. Bu videolukta bu kadardı arkadaşlar. Programlarımızın burada sonuna geldik. Bu videoda YouTuber olmak isteyenlere program tavsiyelerinde bulundum. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım video için faydalı olmuştur. Eğer ki videoyu işe yaradıysa aşağıdan kanalıma abone olup videoya like atarsanız sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.